Evet, komşuları birbirine düşürecek bir ürünle karşınızdayım. Videonun başında böyle yazalım Uğur. Bugün elimizde daha önce farklı bir modelini incelediğimiz SteelSeries'in bir hoparlör seti bulunmakta. Birçok cihaz ile uyumlu olan profesyonel bir ürün Arena 9'u inceliyoruz. SteelSeries'in toplamda 3 adet hoparlör modeli bulunuyor. Bizim elimizdeki model en yüksek olan modeli, Arena 9 modeli. Daha önce Taner Arena 7 modelini incelemişti hatırlarsanız. Lafı fazla uzatmadan kutunun içerisinden neler çıkıyor öncelikle onu söylemek istiyorum. Sağ ve sol ön hoparlör, merkez hoparlör, arka hoparlör, sağ ve sol olmak üzere Subwoofer, OLED kontrol merkezi ve Türkiye kutusu olduğu için uyumlu bir güç kablosu çıkıyor. Aynı zamanda USB-C ve USB-A bağlantı kabloları da çıkıyor. Ürünün en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi USB bağlantısı üzerinden bize 5+1 vermesi. Bu ürünle karşılaştırılan diğer ürünü videonun sonunda bahsedeceğim USB bağlantısının neden önemli olduğunu. Arka tarafında konumlandırılan iki hoparlörü kablosuz olarak birbirine bağlanabiliyor. Hoparlörlerde en önemli kısımlardan bir tanesi olan sürücüler kısmında dinamik sürücüler kullanılmış. Bu sayede tiz seslerin maksimum netlikte bir çıkış sağlamasını hedeflemişler. Cihazda belirtilen diğer teknik özelliklere değinecek olursak tam aralıklı yanıt 35 ila 20 bin Hz arası, hassasiyet ve duyarlılık oranı 89 desibel, maksimum ses basınç seviyesi yani SPL ise 100 desibel. Sürücülerin malzemesi ise organik elyaf ve ipek. Arkada bulunan kablosuz hoparlörler ve önde bulunan 2 adet hoparlör 2 yollu olarak geliyor. Bunun da segmentindeki standartları karşıladığını söyleyebilirim. Ayrıca bu üründe ekstra olarak RGB aydınlatma mevcut. Yine bu da piyasada çok fazla bulabileceğiniz bir özellik değil. Ana subwoofer'a baktığımızda 6.5 inçlik aktif bir subwoofer bu. Daha açıklayıcı olmak gerekirse pasif subwoofer ve aktif subwoofer olmak üzere 2 farklı subwoofer tipi var. Pasif subwooferların içerisinde amfi beslemesi bulunmuyor. Aktif subwooferların içerisinde amfi beslemesi bulunuyor. Bu nedenle Arena 9'da harici bir amfiye ihtiyaç duyulmuyor. Ürünün diğer detaylarına size ses kalitesini gösterdikten sonra devam etmek istiyorum. Ses testini gördüğünüz gibi gayet yüksek bir sesi var. Bu ürün apartmanlarda kullanım için ne kadar doğru bilemiyorum açıkçası. Diğer detaylardan devam ediyoruz. Üründe OLED ekranlı bir kontrolcü mevcut. Bu kontrolcü sayesinde ses seviyesi, sessize alma, kulaklık düğmesi, LED kontrolü, Bluetooth eşleştirmesi, ses özelleştirmesi ve sistem işlevlerini kolaylıkla sağlayabiliyorum. Yine bu da piyasada birçok modelde böyle bir kontrolcü yok gördüğüm kadarıyla. Genelde uzaktan kumandalı veya manuel olarak kontrolcüler mevcut. Bu güzel düşünülmüş bir detay. RGB kontrolü sadece bilgisayar üzerinden ve az önce size bahsettiğim kontrol merkezi üzerinden yapılıyor. Mobilde veya Bluetooth üzerinden bir kontrol sağlanmıyor. Bluetooth demişken Arena 9'un uyumlu olduğu cihazlar şu şekilde. Windows mu Mac işletim sistemine sahip bilgisayarlar, PlayStation, Bluetooth bağlantılı herhangi bir ses cihazı, optik bağlantıyı destekleyen her türlü ses cihazı, stereo 3.5 mm jack bağlantısı olan bütün cihazlara da bağlanabiliyor. Arena 9'u OLED kontrol merkezi üzerinden kontrol edebildiğimizi söylemiştim. Aynı zamanda bilgisayar üzerinden SteelSeries GG yazılımından da hızlıca ayar yapabiliyorsunuz. Açıkçası ben OLED kontrol merkezini ses açma kapatma dışında ve Bluetooth bağlantısı dışında çok kullanmadım. Kalan bütün ses ayarlarını GG yazılımı üzerinden yaptığımı söyleyebilirim. Arena 9 yurt dışında Logitech'in Z906 hoparlör setiyle genelde karşılaştırılmış. Fakat baktığımız zaman da piyasada en yakın rakibi bu. Bununla arasındaki en büyük fark kesinlikle USB bağlantısı. Onda USB bağlantısı yok, bunda USB bağlantısı var. Yine Z906'da RGB ışıklandırma yok, bunda var. Z906'nın kontrolcüsü yok, bunda daha iyi bir kontrolcü var. Fakat aralarındaki en net detaylardan bir tanesi bu hoparlör oyuncular için tasarlanmış. Yani oyunlarla uyumlu olarak tasarlanmış. Logitech biraz daha ses dinlemek için yapılmış bir hoparlör. Şu an Türkiye'de bu ürün 14.500 TL'lik bir fiyata sahip. Muadillerine göre baktığınız zaman hemen hemen fiyatı aynı gibi. Apartman kullanımına ne kadar uyumlu olduğunu artık siz hesap edin. Çok aşırı derecede bir sesi var. Kullanırken dikkatli olmakta fayda var açıkçası. Ama bilgisayarında veya evinde kaliteli bir ses sistemi arayanlara kesinlikle gidecek bir ürün. Aynı zamanda bizim sistem savaşlarına mesela çok fotoğraf gönderiyorsunuz. İşte desktop yapmışsınız gönderiyorsunuz. Kesinlikle ona uyumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok çılgın sistemler geliyor biliyorsunuz fotoğraflarda vesaire. Herkes birbiriyle yarışıyor orada. Böyle bir ürünün de bütçesi olanlara masasında olması yakışır diye düşünüyorum açıkçası. Benim ürünle ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Sizler de videoyu benimle beraber izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.